Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Transferin son günlerinde siyah beyazlı kulübe imza atan oyuncular Süper Lig'de oynanan ilk maçta forma giyebilecek mi? Beşiktaş transferin son gününde Premier Lig ve Süper Lig'den transfer atağında bulundu ve eksik bölgeleri tamamladı. Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl, Southampton'dan Redmond ve transfer döneminin son anlarında ise Adana Demirspor'dan Tayyip Talha'yı kadrosuna kattı. Peki siyah beyaz ekibin yeni transferleri Başakşehir maçında forma şansı bulabilecek mi? İngiliz futbolcu Southampton'ın Premier Lig'deki ilk maçında forma giydi ve ardından son 5 maçta oynamadı. Redmond'un bir sakatlığı görünmüyor. İngiliz oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Valerian İsmail verecek. Alanyaspor'un Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünde forma giyen Tayfur Bingöl son Başakşehir maçında sahadaki yerini almamıştı. Siyah beyaz ekiple transfer görüşmeleri devam ederken onu riske atmak istemediler. Tayyip Talha ise Adana Demirspor'la son maçına Hatayspor karşısına çıkmıştı. 22 yaşındaki oyuncu takımına bir gol katkısında bulunurken performansıyla alkış toplamıştı. Tayyip Talha şu an için son derece formda ve oynamaması için bir engel yok. Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş rakibine en son Ağustos 2010'da 2-0 mağlup olmuştu. Siyah beyazlarda 2 gün önce yapılan antrenmanda sakatlanan Vegos'un durumu da düzeldi. Ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu tedavisinin ardından takımla beraber çalışmalara başladı. Hollandalı golcü Başakşehir maçında görev yapabilecek. Sakatlığı bulunan Gezal, Wellington ve Delali bu hafta takımdaki yerini alamıyor. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemiyor. Ayrıca bu sezon Premier Lig'de Southampton'da sadece ilk hafta Tottenham'a karşı sonradan oyuna giren Redmond buna karşın tüm idmanlara eksiksiz yaptı. Bu nedenle teknik direktör İsmail oyunun gidişatına göre Redmond'a şans verebilir. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you.